HPV nasıl teşhis edilmekte? HPV'nin aslında teşhisi çok günümüzde kolaylaştı. Aynı simir testi gibi rahim ağzından alınan bir örnekle HPV'nin genotip tayini yapılabilmektedir. Takibi nasıl yapılıyor? HPV'nin takibi? HPV'nin genotip tayini yapıldıktan sonra çıkan sonuca göre HPV tip 16 ve 18 ve diğerleri şeklinde takip değişmektedir. Tip 16 ve 18 saptandığında mutlaka hastalara kolposkopi dediğimiz rahim ağzına daha ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Demin HPV aşısından bahsettik. Bu HPV aşısı mutlak koruyuculuğu var mıdır? HPV aşısını 9-26 yaş arası bütün bayanlara evet öneriyoruz ama mutlak bütün HPV'nin virüs tiplerine karşı koruyucu değildir. Ama bizim de özellikle istediğimiz HPV 16 ve 18'e karşı koruyuculuktur. Evet, HPV 16-18'e karşı korur ama diğer virüslere karşı, diğer HPV tiplerine karşı koruyuculuğu yoktur. Peki aşı bir kere olduktan sonra yeterli midir yoksa aynı grip aşısındaki gibi her sene grip aşısı, her sene HPV aşısı olmamız gerekir mi? HPV 3 doz şeklinde uygulanıyor. Her sene yapılması gereken aşılardan değildir. 3 doz şeklinde, 0, 2 ve 6. aylar şeklinde 3 doz şeklinde önermekteyiz HPV aşısını. Yani bir kere yapıldıktan sonra ömür boyu o alt tiplere karşı koruyuculuğu mevcut. Evet, o alt tiplere karşı koruyuculuğu mevcut ama HPV'nin çok tipi var. Evet. Hepsine karşı da korumuyor.